Şimdi şöyle bir durum var yani ben Ayhan amca ve Hatun Hanım duymasın istiyorum. Çünkü çocuklarıyla bir araya gelmek istemiyorlar. Ama şimdi onların çocuklarıyla da konuşmadan yani açıkçası onlara neden annenize babanıza bakmıyorsunuz sorusunu sormadan ve onlardan bir takım cevapları almadan ben bu insanların yanına dönmek istemiyorum. Ya da bu insanlara yardımımız belki daha farklı olacak. Yani onları bir yerlere yerleştireceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama öğreneceğiz. Bakalım bu çocuklar onlara neden bakmıyorlar? Hadi bakalım. Arkadaşlar o numaraları alabilir miyim ben? Çocukların numarası. Bu kim? Hangisi? Aa, ikisi de mi var? Arayalım bakalım. Sevil Hanım deneyelim. Efendim? Merhaba, Sevil Hanım'la mı görüşüyorum? Sevil Hanım, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Sevil Hanım, bizde size ait bir emanet var. Bunu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Ayşegül Hanım, izin almam gerekiyor. Sonuçta hani hastanede olduğum için. Doğrudur. Bir şey yapayım ben. Bir bakayım ondan sonra. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Araca geldiğinizde zaten beni bilgilendirirler. Ben sizi tekrar arayacağım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ederim, ben teşekkür ederim Sevil Hanım. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Evet. Gerçekten yoksul insanlar, yoksul insan olmalarının dışında benim yüreğimi yaralayan onların evlatlarına olan sevgisi ve evlatlarının onlara olan ilgisizliği oldu. İnanılır gibi değil ya. Yani biz toplum olarak, millet olarak böyle şeylere alışkın insanlar değiliz. Geleneğimizde, göreneğimizde, örfümüzde, adetimizde böyle değildir. Bizi büyütenlere her zaman saygımız sonsuzdur. Onları sırtımızda taşımamız lazım. Araca gelmiş Sevil Hanım. Arayalım bakalım. Efendim? Sevil Hanım araçtasınız sanırım. Geldiniz. Evet, evet. Ayşegül Hanım geldim araca. Ben şimdi telefonunuza bir şifre gönderiyorum mesajla. Tamam. Gönderdim. O şifre geldiğinde aracımızda bir kasa var görebildiniz mi? Tamam. Lütfen şifreye girerek. Evet, şifreye girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen, ben de ne olduğunu merak ediyorum. Tamam, tamamdır Ayşegül Yine mi ya derken? Yani başımıza nasıl bir sıkıntı açtılar acaba Sevil Hanım? Kimden söz ediyorsunuz acaba Sevil Hanım? Yani zannedersem annemle babamdan bahsediyorum. Doğrudur. Programımıza annenizle babanız başvurdu. Evet, evet. Sen bizim başımıza sıkıntı açacak tek kişi onlar. Ya bizi çocukları bulurlarsa ne olacak? Hatuncuğum ne olur, sen de bir ricam var. Tamam. Kaçalım. 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 Muhtarı arayacaklar. Arasın. Arasın. Muhtarı ararlarsa yandık. Şimdi çocuklarımla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Neden sıkıntı açtıklarını düşünüyorsunuz Sevil Hanımcığım? Yani bitmiyor ki sıkıntıları. Ayşegül Hanım. Sevil Hanım. Buyurun. Abime haber verdiniz mi acaba Ayşegül Hanım? Sevil Hanım, abinizi aradım ama telefonu açmadı. Sizden bir şey rica ediyorum. Buyurun. Eğer
izin alabilirseniz. Ben sizi programımıza davet etsem, sizinle tanışmak istiyorum, biraz sohbet etmek istiyorum. Hatta mümkünse abinize de ulaşabilirseniz, abinizle birlikte sizi programda görmek istiyorum, olabilir mi? Tamamdır Ayşegül Hanım, gelelim ama abime sakın haber vermeyin. Abim çok sinirleniyor artık bu sorunları. Siz... Ben abimi kendim alayım geleyim, olur mu? Onu diyecektim, siz irtibat kurarsanız o zaman tamam. Bizim için çok daha iyi olur. Tamamdır, çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Ben teşekkür ediyorum, sizi bekliyorum Sevil Hanım. Rica ederim, görüşmek üzere Ayşegül Hanım. Görüşmek üzere, günler. Sağ olun. Ben çocuklarla görüşmek istemiyorum. Çok rica ben ediyorum. Zaten gözükmek istemiyorum. O zaman sus. Tamam buraya gelecek olacaklar çocuklar o zaman ne yapacağız biz? Ya bir arada onları çekilince yanımızdan biz usulca kaçacağız. Haberim yokmuş gibi sanki koyduğumuz telefondan. Ayhan amcanın bize verdiği telefonu biz koyduk kasaya. Ama ne dedi? Gene ne yaptılar? Ne açtılar acaba bizim başımıza? Ne gibi bir sorunu açtılar? Var bu işte bir iş ya. Dur bakalım, görüşürüz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merak etmeyin, gereken her yetkiliye sizin adınıza biz başvurumuzu yaptık. Hatta kaymakamlığa haber verdik. Keşke kaymakamlığa haber vermeseydiniz. Gerek devletimizi yoktu. Meşgul etmeseydiniz. Olur mu öyle şey? Olur. Size geldik. Gerek yok. Hayır, devletimiz ne günler için, tamam, bugünler devletimiz için yani. Bugün ama şimdi kaymakamlığa git, oraya git, buraya git, sıkıntı olacak. Onun için çok teşekkür ederim. Siz varsınız, bize her şey yeter. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama hani biz istiyoruz ki böyle kısa vadeli bir şey olmasın size olan yardım. Yok. Sizin ömür boyunca, ömrünüzün yettiği süre daha boyunca... Daha önce biz başvurduk, yardım etmediler. Şimdi de etmezler öyle herhalde. Mi? Gerek yok yani. Tabii. Muhtar kırmızı kalemi çekince bize... Ondan sonra dediler ki kaymakamlık sizi sopayla kovalar. Muhtar... Yok, korkmayın, korkmayın. Biz korkuyoruz. Hiç korkmayın. Biz her şeyden korkuyoruz. Korkmayın.